Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar. Yine her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde bir video daha çekiyorum. Önümde gördüğünüz gibi iki tane hutbala, pardon, iki tane supplement paketi de hazır bekliyor. Ne oldu yine, neler anlatacağım. Bugün daha önce hayatımda hiç kullanmadığım, ben biraz eski kafalı bir tipimdir, bunu daha önce de söylemiştim. Daha önce hiç kullanmadığım iki tane supplementi ilk defa kullanacağım. Bunların ne olduğundan kısaca bahsedip bir de bu iki supplement hakkında yapılan bir takım çok ilginç incelemeler var. Sağlam kaynaklara dayanan. İlgimi çekti. Şu anda da zaten herhangi bir şey almadım. Yani natural olduğum için eskiye baktığınızda biliyorsunuz. Hiç yer çekinmeden anlatıyorum neydi ne değildi. Ama biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlediyseniz 2 sene sporla da ara vermiştim. İşte o zamandan sonra başladığımdan beri şimdi 2 ay oldu. Bu süre zarfında kesinlikle naturalim, yani hiçbir şey almıyorum. Supplementler hariç tabii ki. Yani herhangi bir doping falan böyle bir şey şu an için yok. Olursa da zaten size kısaca haber veririm. Her neyse bunlardan, bu supplementlerden bir tanesi zaten piyasaya yeni geldi. Diğeri ise piyasada önceden beri var ki belki bazılarınız kullanmıştır. Şimdi çok şaşacaksınız belki. Kreatin. Ben hayatımda hiçbir zaman kreatin kullanmadım. Hani ne zaman göz önüne alırsanız alın, biraz eski kafalı olduğum için ben amino asitler, protein tozu çeşitleri ve BCAA, yani çift zincirli amino asitlerde kaldım. Bunların dışına çıkmadım. Bir tanesi bu. Diğeri ise piyasaya yeni gelen beta alinin. Bu arada şunu da belirteyim, videoda kesinlikle bunların hepsini kendi paramla satın alıyorum. Yani ürün yerleştirme, reklam falan filan yok. En azından şu an için. Zaten dikkat ederseniz sürekli markalarda değişip duruyor. Ben kimim ki yani bu kadar fazla marka beni sponsor, bana sponsor olsun, pardon. Her neyse, devam edeyim az çok bildiklerimle. Zaten buraya bir takım notlar aldım yine unutmamak için. Bunlar ne? Aslında büyük ihtimalle içinizde belki çoğunuz bu supplementleri benden daha iyi tanıyorsunuzdur. Çünkü ben bunları hayatım boyunca hiçbir şekilde kullanmadım. Her neyse, kreatine bakalım. Kreatin ne? Kreatin bizim yemiş olduğumuz etlerden aldığımız kasların enerjiyle beslenmesini sağlayan bir madde. Yani sadece et ürünlerinin, sütte mi et ürünlerinin içinde bulunan bir madde. Okuduğum kadarıyla. Daha önce denemediğim için nedir ne değildir net bir şey söyleyemiyorum. Sadece ne okuduysam o. Her neyse, lafı uzatmayalım. Söylenildiği kadarıyla tıp alanında kreatin kas erimesi hastalarında kullanılıyormuş ve çeşitli kas hastalıklarında kullanımında başarılı sonuçlar elde edildiğinden bahsediyor. Daha sonra kreatin için zaten ayrı bir video çekeceğim için fazla detaya girmek istemiyorum. Tabii ki ayrı videoyu çekmeden önce daha iyi araştıracağım durumu. Fakat bir dipnot var, onu söyleyeyim hemen. 5 gram kreatin bir günde alabilmemiz için o gün 1.1 kilo et yememiz gerekiyor. Yani 1.1 kilo etin içerisinde 5 gram kreatin var ki bu hesaplamaları da öyle tahmin ediyorum ki oldukça kaliteli etler üzerinde yapmış olsalar. Yani belki daha kalitesi düşük, daha yağlı bir etin 1.1 kilosunu yemeniz size 5 gram kreatin kazandırmayacaktır. Yani 5 gram kreatin almış olmayacaksınızdır. Kreatinin alımına gelince, normalde günde 5 gramın üzerinde kreatin almanın çöpe atılmış para olduğunu ve ürününüzün üzerinden tuvalete gideceğinden bahsediyorlar. Fakat Hanover Üniversitesi'nde bir şey, kim adamın adını yazmış mıyım? Hayır, adamın adını yazmamışım. Hanover Üniversitesi'nin profesörlerinden bir tanesinin kreatin üstünde yaptığı araştırmalar sonucunda bir açıklaması var. O da şu şekilde, 8 haftalık bir kullanımın ilk haftasında günlük alınabilecek kreatin miktarının 20 grama kadar çıkarılıp ve bu süre içerisinde, yani bir haftalık kullanımda, bu 20 gramın normal beslenmesi olan bir insanda vücut tarafından sentezlenebileceğine yönelik ve daha sonra
ise günlük olarak 3 gramlık bir kreatin alımını tavsiye ediyor bu profesör efendi Hanover Üniversitesi'nden. Kısaca bir de şuna değineyim. Ben neden şimdiye kadar kreatinden uzak durdum? Çünkü kreatinin su çektiğine dair birçok şey duymuştum ki bu kesinlikle özellikle benim gibi birisi için avantajlı bir durum değil. Çünkü ben zaten doğal olarak da felaket derecede su çeken bir insanım. Bu sebepten dolayı. Her neyse, ikinci piyasaya yeni gelen ürünümüz olan beta alenine gelelim. Bu beta alenle beta alenin amino asitlerin arasından sentez edilmiş bir amino asit tek başına. Burada görmüş olduğunuz. Bizim kaslarımızda oldukça fazla bulunan karnozin diye bir de peptit var. De peptit ne diyeceksiniz? Biliyorsunuz amino asitler var ve bu amino asitlerin arasında kimyasal olarak bağlantılar var. De peptit demek bunların arasındaki bağlantıları sağlayan madde, yani kimyasal bağlantılar. Şimdi bunun detayını ben size açıklarım. Peptitleri büyüme hormonu HGH'dan çok iyi şey tanıdığım için, fakat ben bunları size burada arkama bir flip chart salsam, oraya çizsem falan, bunlar bayağı karışık şeyler. O yüzden fazla detaya girmiyorum. Bilmemiz gereken şey beta alenin ne? Beta alenin bir amino asit. Ve bu amino asit vücuda alındıktan sonra vücudumuzda diğer amino asitlerin arasındaki bağlantıyı sağlayan, kimyasal bağlantıyı sağlayan karnozin değerlerinin artmasını sağlıyor. Bu da neye sebebiyet veriyor haliyle? Karnozin de çok basit, daha hızlı bir kas gelişimi ve haliyle kasların daha az yorulmasına. Bakalım başka neler? Ha, aldığım notlar arasında karnozinin, yani bu kimyasal bağlantının anti-aging, yani yaşlanmaya karşı piyasada olan ürünlerin endüstrisinde oldukça başarılı şekilde kullanıldığı. Tam olarak nasıl kullanıyorlar onu ben de bilmiyorum. Belki peptitler falan üretmişlerdir. Onlardan direkt satıyorlardır. İğne olarak ya da başka şekilde. Anti-aging alanı gerçekten oldukça pahalı bir alan. Ve bu alanda hatta büyüme hormonu HGH da kullanılıyor. Yine onu da söyleyeyim. Başka ne yazmışım? Evet, bunlar zaten anlattığım şeyler. Ha, bir de bu karnozinin tabii ki depolanması var kaslarda. Beta alenin aynı zamanda bu geçici depolama, yani puffer diyelim. Puffer özelliğini kaslarımızdaki daha fazla artırdığından bahsediyorlar. Ayrıca bu yine beta alenin konusunda tek başına yapılan bir araştırmada ise 6 haftalık, sadece 6 haftalık bir kullanım sonucunda performansın %20 oranında arttığından bahsediyorlar. Ki ben şöyle söyleyeyim, ben bunu satın almadan önce kısa bir süreliğine beta alenin kullandım. Size şu kadarını söyleyeyim, gerçekten değişik bir supplement. Performansınızı etkiliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yani bu benim kendi deneyimim. Dediğim gibi o kısa süreli kullanımda, ki çok düzenli de kullanmadım çünkü ciddiye almadım. Ben biraz eski kafalı bir adam olduğum için genelde eski tip şeyleri ciddiye alan ama bu tip yeni şeyleri pek göz önünde bulundurmayan birisiyim. Her neyse. İşte benim ilgimi çeken bunların ikisi söylenildiğine göre, yani kreatinle beta alenini kombine ettiğiniz zaman ciddi ciddi bir supplementten, besin desteğinden beklenmeyecek kadar iyi bir etki yaptığından bahsediyorlar. Şimdi benim merak ettiğim konu bunun doğru olup olmadığı. Bunu kendim deneyip sizlere de bu konudaki görüşlerimi söyleyeceğim. Acaba doğru mu? Yoksa abartılıyor mu? Yapılan incelemeler şu şekilde. Yine bu konuda yapılmış olan tabii ki araştırmalar söz konusu. Sağlam kaynakların yapmış olduğu. Amatör sporcular üzerinde bir deney yapmışlar. İki gruba ayırmışlar bunları. 10 hafta olarak düzenli antrenman yaptırmışlar. Bu 10 haftalık süreç içerisinde gruplardan bir tanesine sadece kreatin vermişler. Diğerine de kreatin ve beta alanin kombinasyonunu vermişler. 10 haftalık sürecin sonunda alınan sonuçlar oldukça ilginç. Oran olarak, bakın yanlış anlamayın, oran olarak sadece kreatin alan grubun artırmış olduğu kas kütlesinin 3 katı kadar artış, kreatin ve beta alanin kombinasyonunu
alan grubun başarısına denk geliyor. Yani uzun lafın kısası kusura bakmayın. Ben videonun süresine bakıyorum. Sürekli 10 dakikayı yine buldum. Yani bunun anlamı şu. Sadece kreatin alan grup diyelim ki 1 kilo kas geliştirdiyse rakamı sallalım. Onu da belirteyim. Kreatin ve beta alanin kombinasyonu alan 3 kilo geliştirdi o arada. Bunun anlamı bu oluyor. Bu bana biraz abartılı geliyor 3 katı kadar fark yapması ama olabilir. Çünkü tam olarak aralarındaki kimyasal bağlantı falan detaylı araştırılmış değil. Şimdi ben bunu kendim deneyeceğim ve göreceğim. Bakalım kreatinin su tutma davası nasıl olacak? Gerçekten daha beter su tutturacak mı beni? Yoksa anlatılanlar hikaye mi? Bunun dışında beta alaninle kombine edildiği zaman formda bir değişiklik ya da performansta bir değişiklik söz konusu olacak mı? Bütün bunları deneyerek 8 haftalık bir sürecin yani bugünden itibaren 2 aylık bir sürecin içerisinde eğer ki daha önce hakkın rahmetine kavuşmazsam başka sebeplerden dolayı sizlerle paylaşacağım. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.